sonundan herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Özlem Karakullukçu. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Gözler yarın gelecek Amerika'daki tarım dışı istihdam verisinde. Bir diğer tarafta yurt içi dinamikler ise seçimler. Seçimler öncesi ve sonrası ayrışan iki farklı yorumla konuklarımıza değerlendirmelerde bulunuyoruz ki bugün yine Perşembe günleri Tahsin Aygün'ü ağırlayacağız. Farklı perspektiften baktığı konuları analizleriyle, detaylarıyla yine bize aktaracak. Bakalım bugüne kimler eşlik ediyor? Evet, ilk haberimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha güçlü bir ekonomi için Mehmet Şimşek koordinasyonunun da bir ekiple çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. İzliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ekonomi politikalarına değinen Erdoğan, önümüzdeki dönem daha güçlü bir görünüm elde etmek için Mehmet Şimşek koordinasyonunda bir ekiple çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yalnızca Şimşek'in ekibiyle değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve diğer birimlerde yürütülen çalışmaların da sürdüğünü kaydeden Erdoğan, seçimden sonra daha güçlü bir ekonomi görüleceğini aktardı. Açıklamasında kira artışlarına yapılan faiz zamlara da değinen Erdoğan, yüksek artışlara cevabın yargı yoluyla verileceğini söyledi. Şu anda yetkinin belediyelerde olduğuna değinen Cumhurbaşkanı, seçimin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yapılan yeni düzenlemeler sonucunda yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında bir görev dağılımına gidilerek konunun takip edileceğini dile getirdi. Erdoğan sözlerinin devamında 20 Nisan'da Karadeniz gazının devreye gireceğini belirterek Türkiye'nin artık yerli gaz kullanacağını ifade etti. Uluslararası Para Fonu IMF, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesinden çıkabilecek ekonomik fatura konusunda uyarıda bulundu. Tayvan sorunu nedeniyle ilişkileri giderek gerilen ABD ve Çin arasında yeni anlaşmazlıkların baş göstermesi küresel ekonomideki istikrarı dalgalandırıyor. Bu süreçte Uluslararası Para Fonu IMF, ABD ile Çin hükümeti arasında yaşanan gerilimin jeopolitik bölünmelere yol açabileceği uyarısında bulundu. Kurum, jeopolitik bölünmelerin yabancı yatırımlarda yol açacağı kaymalara karşı en kırılgan olanların gelişmekte olan piyasalar olduğunun da altını çizdi. IMF'in yayımladığı rapora göre küresel gerilimlerin deniz aşırı yatırımları bozabileceği belirtildi. Ayrıca uzun vadede kaybın küresel gayri safi yurt içi hasılanın %2'si kadar olabileceği uyarısında bulundu. IMF ekonomistlerinin ise konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, paranın şu anda jeopolitik yakınlıkta olan ülkelerde değerlendirilerek o ülkelere kaymakta olduğu belirtildi. Ekonomistler dostu desteklemek adı altında gözlenen artışın en çok da daha az gelişmiş ülkelere zarar verebileceğini öngördüler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalara gönderdiği talimatla yurt dışından deprem bölgesine gelen yardımlar konusunda swap işlemlerinin bir haftadan uzun sürede halledilmesine imkan sağladığını belirtti. İzliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası deprem bölgesiyle ilgili döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasası işlemlerinin vadesine ilişkin olarak bankalara talimat mektubu gönderdi. Buna göre depremle ilgili swap işlemleri bir haftadan daha uzun vadelerde yapılabilecek. Söz konusu talimatta, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kotasyon yöntemi ve bir hafta vadeli işlemler yoluyla kullandırılan Uluslararası Kalkınma ve Yatırım Bankalarının sağlayacağı acil destek fonlarının vadelerinin uzatılmasının uygun olacağı belirtildi. Talimata göre işlemler sadece döviz piyasalarında işlem yapma yetkisi olan ve söz konusu fonların kullandırılmasına aracılık eden bankalar
ile gerçekleştirilecek. Bu kapsamda bankalar işlem talimatlarını işlem tarihinden önce döviz piyasaları müdürlüğüne iletecek. İşlemler kotasyon yöntemiyle ve ABD doları euro karşılığı TL cinsinden ve valörde TL karşılığı döviz satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 gün sürecek Çin ziyareti için başkent Pekin'e gitti ve Çinli mevkidaşıyla birlikte görüşen Macron, Çin'in Ukrayna'da barış için büyük bir rol oynayabileceğini de söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 günlük resmi ziyaret için Çin'in başkenti Pekin'e gitti. Macron yaptığı açıklamalarda Fransa'nın Çin'le bağlarını geliştirmekten yana olduğunu belirterek, "Çin'le bağlarımızı koparmamalı, kendimizi Çin'den uzaklaştırmamalıyız" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, Çin'in Ukrayna sorununun barışçı çözümü için büyük rol oynayabileceğini ifade etti. Pekin'de Çinli mevkidaşı Xi Jinping'le görüşen ve ardından onuruna verilen devlet yemeğine katılan Macron, 7 Nisan'da Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'yu ziyaret edecek. İki lider orada yeniden buluşacak. Çin Devlet Başkanı Xi, ülke lideriyle nadiren başkent Pekin'in dışında görüşüyor. Çin'in önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden olan Guangzhou'daki buluşma, Xi'nin ABD ile jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde Avrupa ile ilişkilere ve özellikle ekonomik bağların sürdürülmesine verdiği önemin işareti olarak yorumlanıyor. Çin'de kayışın hizmet PMI rakamları Mart ayında 28 ayın en hızlı büyümesini kaydetti. Çin'de özel sektör şirketlerini kapsayan anketi dayanak kalan Kaixin Hizmet PMI Endeksi, COVID önlemlerinin kaldırılmasının ardından yeni siparişler ve istihdamdaki hızlı artışa paralel 57.8 puanla Kasım 2020'den beri en hızlı büyümesini kaydetti. Veri öncesinde endeksin 55 puandan 54.8 puana gerilemesi bekleniyordu. Bu ayda endeksin hesaplanmaya başlandığı Eylül 2014'ten beri yeni ihracat işlerinde en hızlı büyüme hızına ulaşılırken, yeni siparişler ve istihdam 28 ayın en yüksek temposunda arttı. Artan işçi ücretleri ve ham madde maliyetlerine bağlı olarak girdi fiyatları enflasyonu son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Buna karşın şirketlerin maliyet artışlarını tüketici fiyatlarına yansıtma kabiliyeti sınırlı kaldı. EYT'lilere ilk maaş ödemeleri başladı. Emekli aylıkları ve ikramiyelerin ödenme tarihleri de 14 ve 19 Nisan olarak belirlendi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle emeklilik başvurusunu Mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı. Mevzuata göre EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1-17 Nisan arasındaki farkları, bağ kurulularsa 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacak. EYT'liler ödeme durumunu E-Devlet'te diğer emeklilik işlemleri bölümünden emekli günlük ödeme kısmı sorgulaması yaparak öğrenebilecek. Ayrıca sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda yapılan düzenlemelerin ardından merakla beklenen SSK, Bağkur ve emekli sandığı kapsamındaki aylıklarla emeklilerin bayram ikramiyeleri de 14-19 Nisan'da ödenecek. SSK kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Nisan olanlara, 14 Nisan'da ödeme günü 21, 22 ve 23 Nisan olanlara, 15 Nisan'da ödeme günü 24, 25 ve 26 Nisan olanlara, 16 Nisan'da ödeme yapılacak. Düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde dış ticaret açığı 3. ayda da artarak 4 ayın zirvesine çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı verilerine göre dış ticaret açığı Şubat ayında %2,7 artarak 70,5 milyar dolara yükseldi. Bu 4 ayın en yüksek seviyesi oldu. İthalat %1,5 düşerek 321,7 milyar dolar, ihracat %2,7 düşüşle 251,2 milyar dolara geriledi. Tüketim malı ithalatı 3 ayda ilk kez düştü. İhracat ve ithalatta yaşanan düşüş ekonomik belirsizlikler nedeniyle hem içeride hem dışarıda talebin azaldığına işaret ediyor. Öte yandan Ocak ayı verisi 68
1,3 milyar dolar açıktan 68,7 milyar dolar açığa revize edildi. ABD'de özel sektör istihdamı da Mart ayında 145 bin kişi artarak ivme kaybetti. Sektör bazında da hizmet sektöründe 75 bin kişilik, üretim sektöründe 70 bin istihdam artışı gerçekleşti. ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre Mart ayında yıllık ücret %6,9 yükseldi. Bu oran Şubat ayında %7,2 olmuştu. S&P Küresel Bileşik PMI Mart'ta beklentilerin altında kalarak 52,3 oldu. ISM Hizmet Endeksi Mart ayında 51,2'ye gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesine gelmiş oldu. ISM Anket Komitesi Yöneticisi Anthony Neves, hizmet sektöründeki büyüme hızında yavaşlama olduğunu belirterek bunda yeni siparişlerdeki düşüşün etkili olduğunu söyledi. ABD'den gelen veriler sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıl vadeli hazine kağıdı getirileri düşüş yaşanırken ons altında tekrardan bir yükseliş hareketi gözlemlendi. Dünya Ticaret Örgütü 2023 için küresel mal ticareti ilişkin büyüme beklentisini %1'den %1,7'ye yükseltti. Ticaret Örgütü, küresel ticaretin görünümü ve istatistikleri ilişkin Nisan ayı raporunu yayımladı. Raporda 2023 için küresel mal ticareti büyümesine ilişkin tahminin küresel ekonomideki toparlanma beklentisiyle %1'den %1,7'ye çıkarıldığı bildirildi. Raporda jeopolitik gerilimlerin, gıda piyasalarındaki arz sıkıntılarının ve enflasyon karşısında faiz artışlarının olumsuz etkilerinin küresel ticarette bu yıl beklenen büyümeyi düşürebileceği belirtildi. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü, raporu ilişkin değerlendirmesinde ticaretin küresel ekonomide esneklik sağlayan bir güç olduğunu belirtti. Küresel ticaretin 2023'te dış faktörlerin baskısı altında kalmaya devam edeceğini ifade etti. Dünya Ticaret Örgütü Baş Ekonomisti ise COVID-19'un devam eden etkileri ve artan jeopolitik gerilimlerin 2022'de ticari ve üretimi etkileyen ana faktörler olduğunu, bunun muhtemelen 2023'te de devam edeceğini bildirdi. Yabancı kurum ve bankalar Türkiye'ye ilişkin seçimin olası sonuçlarına göre piyasa değerlendirmesinde bulundu. Yabancı bankaların seçim sonrasına yönelik dolar-TL analizlerine yenisi eklendi. HSBC seçim sonuçları nasıl olursa olsun Türk lirasının zayıflamasının olası olduğuna dikkat çekti. HSBC Orta Doğu Avrupa ve Afrika Bölgesi kur stratejisti Murat Toprak tarafından kaleme alınan raporda bozulan temeller ve TL'nin aşırı değerlendiğine dair işaretler belirlendi. Kur cephesinde bankanın daha önce öngördüğünden daha geniş bir düzeltmeye yol açabileceği belirtildi. Böylelikle değerlendirmeyi ile yıl sonu dolar TL beklentisi 21'den 24'e yükseldi. Raporda Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin Türk lirasının orta ve uzun vadeli görünümünde etkili olabilecek değişiklikler yaratabileceğinin altı çizildi. Bir diğer yorumda Morgan Stanley'den geldi. Kuruluş, seçimi kim kazanırsa kazansın dolar TL'de yükseliş olacağını öngörüyor. Kısa vadede risklerin ise yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi. Ancak seçim sonrası uygulanacak faiz politikalarına göre dövizin yönü farklılaşacağını analiz etti. Raporda ilk senaryo olarak seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanmasıyla düşük faiz politikasının süreceği tahmin edildi. Bir diğer senaryo olan Millet İttifakı kazanırsa, politika faizini ilk aşamada %30-35'e yükseltmenin ve yükselişin kredibilite oluşumu açısından mantıklı görünebileceği tahmininde bulunuldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov'un Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Ukrayna, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Karadeniz bölgesindeki durumu görüşeceği ifade edildi. Öte yandan bakanlar, Ukrayna krizindeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Kiev'in Rusya'nın çıkarlarını ve endişelerini dikkate alması şartıyla mümkün olacak şekilde çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesinin ilkelerini ve yollarını müzakere edecek bilgisi paylaşıldı. Rus tarafının iyi niyet göstergesi olarak 60 gün süresini uzattığı tahıl koridoru anlaşmasının uygulanması ile ilgili de görüşme yapılacağı bildirildi. Açıklamada Rus tarım ürünlerine ve gübrelerine erişimin engellenmemesi açısından bu anlaşmaların kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlıyoruz ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya bu sefer 60 günlük dedi ve 120 güne uzatılabilmesi için beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyledi. Burada Rusya'yı savunmak için söylemiyoruz ama halen tahıl ve gübre ihracatındaki sorunlar devam ediyor dedi. Enerji sektöründe işbirliğinin de ele alınacağı ifade edilen açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ve Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nın işletilmesi gibi stratejik projelerdeki ortak çalışmalara değinileceği belirtildi. Açıklamada Nisan sonunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk güç ünitesi nükleer yakıtın yükleneceği anımsatıldı. Evet efendim, şimdi rakamlarla devam edeceğiz. Piyasada özellikle Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksinde şu an için 4918'li seviyeleri okuyoruz an itibariyle. Gün içi performanslarda Borsa İstanbul gerçekten şaşırtıcı bir noktaya da değiniyor. 5000 puan seviyesi çok önemliydi BIST 100 endeksinde. Biraz genel baktığımızda son 2 gündür gelen alımların bir etkisi var. Ancak yine de dün bu seviyelerde 5000 ile seviyelere yakın noktaları geldiğinde hemen kar satışları etkin oluyor. %1,29'luk düşüşle tamamlanıyor. İşlem hacmi ise 51 milyar TL seviyesinde oluşmuştu. Dün ki bu bir süredir endekste düşük işlem hacmi süreci yaşandığını da söyleyebiliriz. Belirsizliğin ve yatay seyirin bunda etkisi var ve normal karşılanması gereken bir durum diyor stratejistler. 5000 seviyesi psikolojik bir direnç olmaya devam ediyor. 5080-5100 bölgesinde ayrıca ortalama dirençleri yoğunlaşmış durumda bulunuyor. Bu nedenle bu bölgelere yakın seviyelerde kar satışları gelebilir, gelmeye de devam edebilir. Dün gerçekleşen işlemlerde özellikle bankacılık endeksi en çok düşen sektör olurken endeks üzerinde önemli bir baskı da yarattı. En çok baskı yaratan bir diğer şirket ise Tüpraş. Bunun dünün en çok ilgi çeken hareketleri ise BIST 100 dışı hisselerde ağırlıklı seyretti. Bu yüzden biraz daha BIST 100 dışındaki hisseleri de konuşuyor olacağız bugün. Halk arz endeksi var dahil bu şirketlerin de yine yükseliş için Borsa İstanbul performansına destek olacağı düşünülenler arasında birçok konu var dediğimiz gibi. Yusuf Kavak olacak sonrasında bizlerle, kendisiyle de bunu konuşacağız. BIST 50 4426'da, 5428'de ise BIST 30'u okuyoruz. Biraz da piyasaya bakacağız. Küresel tarafta özellikle dolar TL'de bir tırmanış var. Beklentiler yıl sonu 2023'ü 20'li seviyelerin üzerinde test edeceğini söylüyor. Bazı raporlar bu noktada ağırlık kazanıyor. Ama dünkü özellikle programlardan da hatırlayacağımız üzere dolar endeksinde bir gerileme kaydediliyor. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte Fed'in verecek olduğu faiz kararları, bu yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisi dolara ağırlıklı yön verecek. Bu da yine yurt içinde önemli bir noktada olacak. Anlık 19.2581'i okuyoruz şu an için. Euro TL tarafında 20.97 yatay negatif diyebiliriz. Pound TL 23.92'de, İsviçre Frangı TL tarafında 21.26'lı seviyelerden el değiştirdiğini görüyoruz ki İsviçre Frangı şu an için diğer para birimlerine karşı TL tarafında değer kazanan bir gelişmiş ülke para birimi olarak karşımızda. Sepet kur yatay 20.11'li seviyelerden anlık el değiştiriyor deyip devam edeceğiz. Dolar endeksinde dedik baskı devam ediyordu. Yüzlü birimlerin altını seyretme ihtimali güçlü. Ancak enflasyonu bir diğer taraftan baskılayan en önemli konulardan, en önemli kalemlerden biri ise petrol. OPEC artı ülkelerinin arzla ilgili almış olduğu sürpriz kısıntılarla birlikte petrol cephesinde acaba yön nasıl olur diye de büyük bir endişe var. Küresel enflasyon bolca konuşulacak. 2023'ün
ikinci çeyreğinin zor bir dönem olacağı da söylentiler arasında, yine de buna psikoloji olarak da hazırlanmakta fayda var. Dolar endeksi 102'li birimlerde bugünkü bir biraz daha yukarı doğru bir hareketin şu an için ön tarafta olduğunu görüyoruz. Euro dolar 1.09'u seviyelerde, pound dolar 1.24 ki pound'un karşısında ciddi bir gerilime şu an için söz konusu diğer para birimlerine nazaran. Dolar yen tarafında doların biraz daha güçlü bir tarafı var, 131.71. Dolar İsviçre frangı paritesi ise 0.90-91 seviyelerden anlık el değiştiriyor. Devam ediyoruz. Amerikan vadelerinde risk iştahının bir miktar aslında dengelenmesi söz konusu. Bu hafta karışık seyirler seyrettik. Asya borsalarında özellikle. Yine burada ABD ve Çin tarafındaki ekonomik boyutu da önemli bir şekilde etkileyecek gerginlik, ziyaretler, yani diplomasi tarafı ve ilişkiler, jeopolitik gelişmeler, ekonomi tarafındaki yönün ve riskli piyasalardaki ilginin en önemli konu başlıkları arasında ağırlıklı. Dow Jones Endeksinde 33.581'i okuyoruz. 108 puanlık bir düşüş var an itibariyle. S&P 500 4.099'da ki burada 4.000'in üzerindeki seviyeler S&P 500 için önemli. Nasdaq tarafındaysa düşüş diğer endekslere göre daha çok ağırlık kazanmış görünüyor. 12.979'da. Bu ekonomik göstergeler resesyon kaygısını da ön plana çıkarttı dedik. Endekslerdeki yükselişler biraz daha sınırlı. Asya seanslarında özellikle riskten kaçışın biraz daha yoğun olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Yine ABD tarafındaki tahvile bakacağız. Avrupa endekslerine de bakacağız efendim. Doğal gaz fiyatları özellikle ABD tarafında açıklanıyor. Burada da önemli bir nokta söz konusu. 2 yıllık tahvil faizleri 3.77'li seviyelerde, tahvil tarafında portföylerin ne kadar büyük ağırlık kazandığını biliyoruz. Özellikle geçtiğimiz 1,5-2 yıl boyunca, o yüzden 2 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş büyük bir zararını da eşiğinde gösteriyor. Birçok aslında bankacılık sektörü krizini de buradan net bir şekilde okuyabileceğiz gibi. 10 yıllık taraflarında 10 yıllık tahvil getirisi 3,29'u seviyelerde, 30 yıllık tahvil getirisi ise %0,8'e yakın bir düşüş ve 3,54'lü seviyelerde yüzdesel olarak. Ve yine küresel tarafla devam ediyoruz. Eurostox 50 endeks ortalaması Avrupa tarafında işlerin biraz daha karışık olduğunu da gösteriyor. Dediğimiz gibi risk tarafında kaçışlar var ama zaman zaman sınırlı yükselişlere de şahit olunuyor. Almanya, İngiltere ve İspanya endeksleri pozitif bir ayrışma sergilerken Fransa CAC 40 endeksindeki düşüş ve aynı zamanda 50 endeks ortalaması şu an için zayıf görünümün devam ettiğini bize ekranda söylüyor. 4.298 dedik. Fransa CAC 40 endeksinde ise 7.315'i okuyoruz. İngiltere ve İspanya tarafında ise %0,6'lık yükselişler an itibariyle alım ağırlıklı seyrediyor. Yine altına da bakacağız. Altın, petrol cephesine bakacağız. Altın onsuyla ilgili detaylara bakacak olursak, haftalık işsizlik verisinin sınırlı bir etkisi de var burada. 2008 dolarlı seviyelerde ki gün içinde 2020 dolarlı seviyelerin üzerine test etmişti. Şu an için 13 dolarlık bir düşüş var. Küresel altın onsunda %0,6'lık 2000 ve 1990 dolarlı seviyeler destek bandı üzerinde kaldığı sürece altın tarafında görünüm sanki biraz daha pozitif ve ağırlıklı olacak. Güvenli liman tercih eden yatırımcıların da özellikle yurt içinde dolar TL'deki yükselişle birlikte burada önümüzdeki dönem biraz daha güçlü bir kazanım elde etme ihtimalini bizlere güçlü kılıyor. Brent petrol tarafında dediğimiz gibi hala 80 doların üzerini görmesiyle 84-85 dolar bandında devam ediyor. Ham petrolde ise 80 doların üzerleri şu an için konuşuluyor. Kripto tarafında Bitcoin'e geçecek olursak uzunca bir süredir görmediği seviyeleri zaman zaman test edip rekor denemesi yapıyor. Ama yine de zayıf seyirler faiz kararları ve bilanço daraltmasıyla birlikte devam edecek. Faiz tarafında zaman zaman eyalet başkanları, FED tarafındaki eyalet başkanları daha güçlü bir faiz artışını destekler nitelikte. Ama petrol cephesi ve bankacılık krizi bunu biraz daha sanki yatıştıracak nitelikte bir haber akışı. 27.768 dolarlı seviyelerden el değiştiriyor Bitcoin dolar tarafı. Ethereum'da ise %2,6'lık diğer Bitcoin'e göre biraz daha güçlü bir düşüşle 1856 dolar seviyesinden okutuyor deyip kısa bir ara. Aradan sonra ise konuklarımızla gün sonu devam ediyor.
Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor efendim. Hemen konuğumuza gideceğiz. Konuğumuz stratejist Yusuf Kavak bizimle birlikte. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk Özlem, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Birlikte güzel yayın olsun. Öncelikle yarın tarım dışı istihdam verisi gelecek Amerika'da. Sıkışan piyasa var, riskli piyasa ve ekonomik görünüm enflasyonla boyut kazanacağı için enflasyondaki yine acaba peak noktalara ulaşır mıyız dedirten OPEC artı ülkelerinin kafa karıştırdığı bir genel görünüm. O yüzden senden önce bir şöyle genel küresel yorum almak isterim ve S&P 500 özelinde de riskli piyasa, tahvil tarafındaki sıkışma ve dolar endeksinden de bahsedersen sevinirim. Evet, geçtiğimiz hafta sonu OPEC Plus ülkelerinin bir anda sürpriz bir şekilde 1.6 milyon varile varan ek kesinti kararı alması ve pazartesi günü bunun tescil olmasıyla birlikte tabii ki petrol fiyatlarına gepli açılışlar, sert yukarı yönlü hareketler ortaya çıkınca tekrar enflasyon kaygıları, işte tahvil faizlerinin yukarı gideceği, bir anda Fed'in ve diğer major merkez bankalarının faizleri daha fazla yükselteceği beklentileri ortaya çıkmıştı. Ama gelinen noktada haftanın kalanında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler pek de iç açıcı değil. Özellikle istihdam verileri, istihdamda ciddi soğumanın olduğuna bize işaret ediyor. Tabii bu zaman bu veriler sonrasında bir anda tabii ki tahvil faizleri aşağı çekilmeye başlandı. Burada güvenli liman fiyatlamasıyla tahvillere bir kaçış oldu. Ve tahvil faizleri hızlı bir şekilde geri çekiliyor. Ons altın bir miktar talep gördü. Ama genel hatlarıyla tahvile doğru bir kaçış var. Evet. Ve bu da tabii ki tahvilin ana parasını yükseltirken faizini düşürüyor. Ve resesyon fiyatlamaları da başladı. Aslında geçtiğimiz ayın başlarında özellikle bu Amerika'daki banka iflaslarıyla başlayan süreçte 2 yıllık tahvil faizlerinde şu ana kadar yaklaşık olarak 130 bas puanlık bir düşüş ortaya çıktı. 10 yıllıklarda 75-80 bas civarında bir düşüş söz konusu ve bu hafta gelen özellikle istihdam kaynaklı verilerin bu kadar kötü oluşu bir anda tedirginliği de artırdı. Yani artık evet. Fed faiz artıracak derken bir anda faiz indirimleri 100-125 bas puanlık faiz indirimleri konuşulur oldu sene sonuna kadar. Doğal olarak bu da tabii ki artık başka bir fiyatlama, resesyon fiyatlamasının tekrar devreye girdiğini bize gösteriyor. Tabii önümüzdeki süreçte ne getirir ne götürmez, daha 3 Mayıs'a kadarki süreçte gelecek. Ekonomik verilere bakacağız. Burada işte ekonomik veriler toparlanma gösterirse işte yarınki tarım dışı istihdam datası, işsizlik oranı datası bu anlamda önemli olacak. Tabii ki ortalama saatlik kazançlar da önemli ama özellikle bu istihdamla ilgili bozulmalardan dolayı istihdam verilerine bakarız. 239 binlik bir beklenti var. Bunun üzerine gelirse bir nefes aldırır ama çok düşük gelirse ADP datası da bu yönde bir sinyal vermişti düşük geleceği yönde. Ama olur ki büyük bir veri görürsek o zaman rahatlarız ama düşük bir veri gelirse bu sefer tekrar ciddi şekilde bu resesyonu sorgulamaya başlarız. Ama ondan sonrasındaki hafta özellikle enflasyon verileriyle birlikte biraz daha gerçek fiyatlamalar ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Biraz tabii ki piyasa çok anlık hareket ediyor. Gelen verilere hızlı tepkiler veriyor diyebilirim şu aşamada. Evet. Peki bu altın tarafındaki hareketi nasıl yorumluyorsun? Yani hem psikolojik olarak altına ağırlık kazanan, tekrar altının 2000 doların üzerine test etmesiyle birlikte hem psikoloji, ekonomik taraftaki psikoloji sence ne yönde ağırlık kazanıyor? Tekrar bir güvenli liman kaygısı oluşmaya başlamış. Hem de altınla ilgili yine teknik beklentilerin ons tarafında nedir? Evet, burada aslında asıl konu şu, tabii ki riskli varlıklara güvenin yavaş yavaş azalıyor olması. Çünkü piyasa çok riskli olmaya başladı. Doğal olarak artık risk alma duyusunu da yatırımcılar kaybetmeye başladı. Bir anda risk off, yani risk almamaya başlıyorlar. Bu da tabii ki ons altın gibi daha güvenli varlıklara, tahvillere biraz daha kayışı hızlandırıyor. Ons altında buradan nemalanıyor. 2000 doların üzeri aslında pozitif kalmaya devam edeceğini gösteriyor ama 2000 doların altına sarkarsa ve tabii burada Amerikan verilerinin durumu, tahvil faizlerinin durumu biraz daha belirleyici olacak. Dolar endeksi keza aynı şekilde 101'li seviyelere kadar geldik. Eğer bu zayıflık devam edecek olursa Amerika'daki verilerle birlikte tahvil faizlerine, dolar endeksindeki zayıf seyir devam edecek olursa ons altına bu yarayacaktır ve yukarı tarafta işte o 2070-2075 civarındaki rekorları da yenileyebiliriz. Ama tabii ki Amerika'da hızlı bir şekilde verilerin toparlandığını görürsek de bir anda tekrar düzeltme hareketleri de ortaya çıkabilir. O yüzden daha çok teknikten çok temel taraftaki gelişmeler biraz daha belirleyici olacak diyebiliriz. Yani bu Amerikan verilerinin durumuna biraz daha bağlı diyebilirim. Yusuf Kavak, Borsa İstanbul performansı farklı yönlerde hareket etmeye başladı. BIST 100 özellikle şöyle bakacak olursak bankacılık endeksinin ağırlığıyla birlikte düşüş sergilemekte ısrarlı 5000'li seviyelere gelmeden kar satışları var ama BIST 100 dışı hisselerde de fırsatlar sanki yoğunlaşıyor. Ne dersin?
Evet, tabii ki ayrışmalar olacaktır. Özellikle tabii ki endekse baktığımız zaman endekste hacimlerin çok düştüğünü görüyoruz. İşte şu an için 34 milyarlık bir hacim var. Yani kapanışa bir saatten az bir süre kaldı. Bu hacimler tabii ki bu yükselişleri destekleyecek miktarlarda değil. Yani günü 45-50 milyar bandında kapatıyoruz hacimlerde. Diğer taraftan baktığımız zaman hiçbir indikatör, teknik gösterge bu yükselişi desteklemiyor. 2 gün bir yükseliş gösterdik ama indikatörler desteklemedi. Yeni trend desteklemiyor. Doğal olarak tabii ki tekrar satış baskısı ortaya çıkıyor. Biraz alıcıların isteksiz olduğu bir süreçten geçiyoruz. Tabii burada seçim belirsizliği konusu var. İşte geçtiğimiz sene alternatifsizlik konuşuluyordu Borsa İstanbul için. Ama bu sene işte kur korumalı mevduattaki işte bakiyelere bakıyoruz. 1 trilyon 700 milyar TL'ye ulaştı ve yeni rekor kırdı. Diğer taraftan dolar TL'de hareketlilik başladı. Yatırımcı o tarafa kayar mı endişesi var. İşte yatırım kuruluşlarının 20'li, 25'li, 30'lu seviyelerle ilgili yapmış olduğu tahminler var. İster istemez biraz o tarafa kayma tedirginliği de var. Yani yatırımcı biraz daha böyle garanti artık getiri arıyor. Doğal olarak da Evet. burada yatırımcı burada riskli varlık olarak Borsa İstanbul'a çok fazla uğramamaya çalışıyor. Halka arzlar hariç halka arzlarda çünkü işte tavan fiyatlamalardan dolayı yatırımcılar burayı biraz garanti olarak görüyorlar. Ama genel hatlarıyla bu düşük işlem hacimleriyle çok yükselemeyebiliriz. Yukarıda 50 günlük, 100 günlük basit hareketli ortalamalar var. 5100 civarında ama genel hatlarıyla zaten o hareketli ortalamalar da şu aşamada biraz ters hareket ediyor. Orada en küçük hareketli ortalama en üst olması gereken 9 günlük işte 8 günlük hareketli ortalama en altta. Doğal olarak bunun da bir düze dönmesi gerekiyor. Bu desteklemesi açısından. Trend zaten düşüş gösteriyor. Aşağıda 4680 var. Önümüzdeki hafta burayı takip ederiz artık. Yukarıda da 5100. Hangi taraf kırılırsa o tarafa doğru ama hacimli olması gerekiyor. Yani Evet. düşüşlerde hacimsiz olması iyidir ama yükseliş olacaksa bu hacimli olmalı. O yüzden eğer yükseliş hareketi görmek istiyorsak öncelikle hacmin olması gerekiyor. Burada alıcıların biraz gelmesi gerekiyor. Evet, peki. Asıl diğer sorum da hacimle ilgili değerlendirmen nasıl? Çünkü 50 ve 55 milyar arasındaki değişen bu hacim yükselişi pek destekleyecek gibi değil ama küresel tarafta dışarıdan yatırımcının nasıl baktığını düşünüyorsun? Borsa İstanbul performansından orada beklentiler nasıl? Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri buna müsaade eder mi etmez mi? Yine yorum sende. Yabancının hisse stoğuna bakıyoruz. İşte her hafta azar azar eriyor. Yabancının tabii ki şu aşamada tabii ki seçim sonrasındaki o belirsizliğin çözülmesine ihtiyacı var. Yani para politikası nasıl şekillenecek? Maliye politikası nasıl şekillenecek? Türkiye ortodoks politikalara dönecek mi? Yani biz küreselden koptuk. İşte dolar endeksi düşüyor yaklaşık bir aydır. Ama dolar TL'ye baktığımızda TL değer kaybediyor. Bu da kopuşun çok önemli bir göstergesi. İşte Borsa İstanbul küreselde S&P'nin biraz yukarı gittiği zamanlarda bile düşüyor. Doğal olarak burada biraz daha TL varlıklarına güvenin gelmesi gerekiyor. Tekrar ortodoks politikalara dönmemiz gerekiyor. Yani burada majör merkez bankaları, diğer gelişmekte olan merkez bankaları bunların hepsi faiz artırırken biz faiz indirdik. Doğal olarak da bunun sonucu olarak da enflasyon fırladı. Cari açık tarafında çok ciddi şekilde açık verdik. Beklentiler bozuldu. Piyasa faizlerinde bozulmalar oldu. Dış ve iç ticaret hatleri bozuldu. Doğal olarak yatırımcı da biraz güvenmiyor. Mevcut durumda TL varlıklarına çok fazla güven duymuyor. İşte o yatırımcının %60'lardaki yabancı takası %28'lerde seyrediyor. Buralarda kaldı. Doğal olarak buradan sonrasında artık seçim sonrasında özellikle ekonomi kurmayları nasıl oluşacak? Hangi partinin kazanacağı burada önemli değil. Burada ekonominin nasıl yöneteceği önemli. Eğer ortodoks politikalara dönülecekse, yapısal reformlar yapılacaksa bence yabancı yatırımcı gelecektir. Çünkü TL varlıkları şu aşamada biraz da tabii ki ucuzluyor bu düşüşlerde. Bir anda yatırımcı için de, yabancı yatırımcı için de fırsat oluşturabilir bu süreç. Yani seçim sonrası burada önemli ve değer kazandıracak bir noktaya götürebilir Borsa İstanbul'u. Peki ben tekrar küresel tarafa geçiş yapıp petrol cephesini de sana değerlendirmeni isteyeceğim senden. %7'nin üzerinde OPEC artı ülkelerin açıklamasıyla birlikte bir yukarı yönlü hareketlilik başladı. Devamlılığı hususundaki beklentin buna müdahale ve daha doğrusu 90 doların üzerinde de Brent petrol görme ihtimalini güçlü kılacak bir noktada mıyız? Nedir sence senin görüşün? Evet, aslında Ekim ayında 2 milyon varildik kesinti kararı açıklamışlardı. Evet. Bu biraz sürpriz oldu. 2 milyonun üzerine 1,6 milyon daha koydular. 3,6 milyonluk kesinti yapılacak günlük. Bu ciddi bir rakam.
Aslında burada acaba bir resesyon fiyatlaması mı var? Yani OPEC Plus tarafında da talebin ciddi şekilde düşeceği beklentisi mi var? Tabii şu aşamada çok fazla bunu desteklemiyor veriler ama ileride talep düşerse bunu dengeler. Ama talep düşmezse, talep canlı kalırsa arz tarafındaki bu düşüş bir anda fiyatları daha da yukarı, 100 dolarlara doğru götürebilir. Fiyatlara müdahale edecek mekanizma nedir? İşte orada Amerika stratejik petrol rezervlerinden satıyordu ama o da baktığımız zaman son 20-25 yılın en düşük seviyelerine, hatta daha fazla 30-35 yılın en düşük seviyelerine gelmiş durumda. Böyle bir durumda da Amerika çok da müdahale edemeyecek. Hatta onunla stratejik petrol rezervlerini tamamlama gibi bir durumu söz konusu olacak. Böyle bir durumda da tabii ki fiyatlar biraz daha yükselebilir. Artık burada biraz daha Orta Doğu'da, işte Suudi Arabistan, biraz işte Rusya, yine OPEC Plus'ta onun çok yakın çalıştığı Rusya ve tabii ki İran'la Suudi Arabistan tekrar bir araya geldi. Hiç beklenmedik olaylar oluyor. Doğal olarak İran da benzer şekilde buna destek verebilir. Irak destek veriyor. Böyle bir ortamda da tabii ki fiyatı belirleyici olacak olan biraz daha OPEC Plus tarafı olacak. Mevcut durumda bu kesintiler fiyatları biraz yukarı götürecek gibi duruyor. Ama resesyon fiyatlaması başlarsa kısa vadeli olarak bir baskı da oluşabilir. 80 doların üzeri tutunmalar biraz yukarı yönlü hareketleri devam ettirebilir teknik anlamda. Evet. Ama 80'in altına inerse oradan itibaren o gap'i tekrar tamamlamaya da yönelebilir. Evet, peki. Altın onsundan bahsettik. Beklentiler biraz daha yukarıya doğru işaret ederken dolar TL tarafında beklentiler de 20-20 üzerindeki seviyeleri işaret ediyor. Yurt içinde sence riskli piyasaların dışında şimdi bu riski de daha doğrusu tam analiz edemeden alternatifsizlikten gelen yatırımcıların altın tarafına kayış ve oradaki beklentileri sence biraz daha pozitif olma yönde başladı mı? Ne dersin? Gram altın özelinde bir değerlendirme alalım senden. Evet, tabii ki özellikle ons altın tarafında çok ciddi yükselişler ortaya çıktı. Bununla birlikte dolar TL'de de bir hareketlilik var. Bu da ister istemez gram altında da fiyatları yukarı çekiyor formül gereği. Şimdi eğer dolar TL'de yükseliş devam edecekse ortodoks politikalara dönüp dönülmeyeceğini bilmiyoruz seçim sonrasında. Gelecek hükümet ne yapacak onu bilmiyoruz. Doğal olarak dolar TL'de beklentiler yukarı yönlü. İşte yatırım kuruluşları o yönde beklenti veriyor. Ons altında eğer resesyon kaygıları devam edecekse yukarı gidebilir. Doğal olarak böyle bir durum gram altına çalışır. O yüzden biraz açıkçası bu çok bilinmeyen denklem, hem iç tarafta hem dış tarafta gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bir anda Amerika tarafı toparlanırsa ons altın hızlı bir şekilde düşebilir. Böyle bir durumda da tabii ki gram altın buradan etkilenebilir. Çünkü dolar TL çok hızlı çıkmıyor. Çıkıyor ama bir ons altın kadar yükselmiyor. Doğal olarak burada biraz da dinamikleri şu aşamada küresel taraf belirleyecek. O yüzden yarınki veriye de bakalım. Önümüzdeki hafta gelecek enflasyon datalarına da bakalım. Eğer kötüleşme devam edecek olursa, enflasyon işte düşerse tabii o iyi bir gelişme olur ama en azından Amerikan dolarını zayıflatacak bir gelişme olur. Öyle bir durumda ons altında önümüzdeki hafta belki de rekor görürüz ama enflasyon yukarı giderse o zaman da tam tersi bir anda ons altın çakılabilir. O yüzden biraz burada denklemde bilinmeyenler var. Yani Amerika tarafındaki gelişmeler önemli olacak. Önümüzdeki haftayı bir takip edelim. Eğer biraz ons altını güçlendirecek gelişmeler olursa dolar TL'de zaten yavaş yavaş yukarı yönlü bir hareket var. O zaman rekor seviyeler görülebilir hem ons altında hem gram altında. Ama tam tersi olursa da bir düzeltme hareketi de bekleyebiliriz kısa vadeli olarak. Çok teşekkür ediyorum Yusuf Kavak. Son olarak da yine aslında biraz yurt içinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi geçtiğimiz dönemlerde gümüştü. Onu da istersen sorayım sana. Altın ve gümüş, gümüşte özellikle fiziki gümüş tarafında bir talep vardı bir ara, hatırlar mısın? Hatırlamamak elde mi? Daha çok yakın zamanda gümüşler böyle kapalı çarşıda nasıl diyeyim, blok blok satıldı. Beklentin nedir? Altın gümüş rasyosunda bir değişkenlik olmaya başladı ama gümüş yatırımcıları bir süre beklentinin karşılığını alamadı ama başladı mı sence serüven? Evet, orada Çin'in açılması, Çin'in COVID, evet, sıfır COVID politikasından çıkması, özellikle bu güneş enerjisi panellerinde gümüşün kullanımıyla ilgili spekülasyonlar gümüşe talebi biraz artırmıştı ama tabii o taraftaki spekülasyonların da biraz artık geride kaldığını, orada gümüş kullanımı da çok fazla olmadığını duyuyoruz. Diğer taraftan eğer resesyon gelecekse bu ons altına yarar. Ayrışma biraz daha ons altına doğru kayar. Altın gümüş rasyosu da yukarı gidebilir doğal olarak. O yüzden burada resesyonun gelip gelmeyeceği önemli. Çünkü gümüş sanayi emtiyası, bakır gibi, alüminyum gibi. Doğal olarak eğer sanayi kötüye gidecekse, bir daralma olacaksa sanayide, gümüşün de fiyatlarında hızlı bir geri çekilme olabilir. O yüzden
Burada resesyonun gelip gelmeyeceği önemli olacak. Eğer resesyon gelmeyecekse, teğet geçecekse yine Amerika'daki işler yoluna girecekse, küresel ekonomide işler yoluna girecekse o zaman gümüş fiyatları tekrar yönünü yukarı çevirebilir. Ama eğer bir resesyon fiyatlaması olacaksa orada tercih edilmesi gereken enstrüman ons altın olmalı. Gümüşte biraz satış pozisyonları düşünülmeli diye düşünüyorum. Çünkü orada altın gümüş rasyosu da yukarı yönlü dönmeye başlayacaktır. Çok teşekkür ediyorum Yusuf Kavak. Değerli katkıların için sağ ol. Teşekkürler, yayınlar. Teşekkürler. Gidiyoruz şimdi efendim makroekonomi verileri değerlendirmek için. Doçent Doktor Ali Osman Balkanlı hocamıza, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Ali hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Özlem Hanım. Merhabalar hocam. Sağ olun. Birlikte güzel yayın olsun. Hemen size sormak istiyorum. Tabii ki bugün gelen veriler var. Bunların da değerlendirmesini alacağız ama en çok konuşulan ve yine bir belirsizlikle Fed'in kararlarını etkilemesi güçlü bir veri. İstihdam verisi, tarım dışı istihdam verisiyle ilgili Amerika'dan beklentiniz nedir? Öncelikle şunu söylemek lazım. Uzun süredir baktığımızda resesyon dedik ama şu ana kadar resesyonu görmedik ama son gelen istihdam verisinde biraz farklı bir görüntü vardı. Burada şunu söylemek lazım. Nisan ve Mayıs'la birlikte genel olarak ekonomilerde bir canlanmayı beklemek normal olacaktır. Bunun anlamı talepte ki kışın dahi bir şekilde canlılık vardı. Bir canlanmayı görmek lazım. Ama burada önemli bir parametre var ki ben farklı yorumluyorum birçok noktada diğer arkadaşlardan. Amerika'nın Merkez Bankası'nın faizleri arttırma konusundaki artık sorunlu dönemi başladı. Evet. Bundan sonra evet ECB'yi görüyoruz, Avrupa Merkez Bankası'nın işte faizleri arttırmak gerekebilir falan diyor ama bence artık bundan sonra o kadar kolay değil. Çünkü Credit Suisse'i de düşündüğümüzde, Deutsche Bank olduğunu da düşündüğümüzde bu tip ifadeler aynen Amerikan ekonomisinde piyasalarında olduğu gibi merkez bankalarının piyasayı olumlulamak anlamında yaklaşımları olarak değerlendiriyorum. Hani nasıl daha önce demiştik, Amerikan Merkez Bankası da Avrupa Merkez Bankası da sembolik de olsa kriz değil aslında, bankacılıkta sıkıntılı dönemin yaşandığı ortamda faizleri arttırmaları doğrudur demiştik. Evet. Çünkü eğer arttırmasalardı, azaltıma gitselerdi bu sefer piyasalardaki korku endişesi ki biz bunu Amerikan borsasında VIX olarak da görüyoruz. Evet. Net veri olarak, oran olarak onun yükselişini görürdük. Bu göreli artışla birlikte piyasaların sakinleştiğini görüyoruz. Ben burada şunu çok net söylemek istiyorum. 2008 krizi, gazino kapitalizminin ortaya koyduğu 2008 krizi gibi bir krizle karşı karşıya değiliz. Bu bankaların yaşadığı sorunların arkasında yani kabaca olacak ama akılsız, ust dışı yönetim değil. Amerikan Merkez Bankası'nın ve aslında Avrupa'yı da sayabiliriz. Faiz artırımı karşısında daha önceden satılan tahvil ve bonolardaki olumsuz koşulların bankaların sermayelerini kötü hale getirmesi etkendi. Dolayısıyla da şu an itibariyle Silikon Vadisi Bankası ya da diğer bankaları düşündüğümüzde bence sakinleşti ortalık. Bundan dolayı ben Amerikan Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı değil belki faizi sabit tutmayı önümüzdeki toplantılarında belirleyeceğini düşünüyorum. Onlara yardımcı olmak anlamında da farklı bakışım burada şu. Petrol konusunda OPEC artı grubunun petrol fiyatlarını yükseltmesini getiren petrol arz daralması bence merkez bankalarına da yardımcı olacaktır. Şu anlamda petrol fiyatlarının yükselmesi, petrol sadece araçlarda kullanılmaz, ciddi ölçüde üretimde girdidir ve üretim maliyetlerini yükseltici etki yapar. Üretim maliyetleri yükselirken ürün fiyatları yükseleceği için de talebi kısıcı bir etki gösterebilir petrol fiyatlarının yükselmesi. Ama burada bu etkiyi de çok büyük görmemek lazım. Ama şunu sağlayacaktır bence Amerikan ekonomisi ve Avrupa ekonomisinde
talebin Nisan-Mayıs'la birlikte konjonktürel olarak çok hızlı artışının önüne geçecektir diye düşünüyorum. Bunu basitçe şöyle de diyebiliriz. Aracınız var. Petrol fiyatlarında yükselme ortaya çıktı. Üretimle alakalı değil ama anlaşılabilirliği sağlamak için söylüyorum. Burada fiyatın yükselmesi ne yapacaktır? Sizin petrol tüketiminizi, harcamanızı azaltacaktır. Biraz daha duraklamanıza neden olacaktır. Aynı şey üretimde de geçerli olacaktır. Bu durum ise çok büyük olmasa da ekonomilerde canlılığı, talep artışını sınırlayacağı için sonuçta merkez bankalarının da faiz artışını, talebi durdurmak için, enflasyonu önlemek için faiz artışını bence rahat hale getirecektir, kısacaktır diye düşünüyorum. Peki hocam, burada OPEC artı ülkelerinin şöyle biraz dilerseniz kararlarını da ele alalım geçmişten bugüne. Aslında belli ki beklenti 80 ile 90 dolar bandı, belki 100 dolar bandında bu fiyatı bir şekilde tutmak, tutundurmak. Bunun küresel tarafta bir bunun üzerine kurulu bir kararla ilerlemesi gereken merkez bankaları varken aşağı doğru yönlerde güçlü bir hani faiz kararıyla da karşılaşıyoruz. Bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında OPEC artı ülkeleri ve büyük piyasa yapıcı bankaların faiz kararları çakışıyor diyebiliriz. Yani bu olmak durumunda çünkü faiz kararlarından bahsettiğimizde parasal politikalardan ve parasal piyasalardan bahsediyoruz. Ve bu parasal politikalarda sonuçta esasen reel piyasaları etkilemek durumunda mal faktör ve benzeri olmak üzere. Bu noktadan baktığımızda petrol fiyatlarının yükselmesi ya da düşmesi de sonuçta petrol temel bir girdi, üretim girdisi olduğu nedeniyle cihetle mal piyasalarını ve faktör piyasalarını ve bütün piyasaları, reel piyasaları etkilemek durumunda. Dolayısıyla da petrol fiyatlarıyla merkez bankalarının kararları arasında bence bir etkileşim var ve bu etkileşimi aslında şu petrol fiyatının yükselmesiyle göreceğiz ama bunu da çok fazla görmemek lazım çünkü temel bir mantığımız var. Ekonomi kendi kuralını koyar. Bu noktadan baktığımızda bakın OPEC artının arzı azaltacağım demesiyle birlikte 73 dolarlara düşen petrol fiyatı 85 işte küsür dolarlara çıktı. Ama oradan bugün mesela bir azalım var ama bence buralarda da kalacak gibi görünüyor. Yani şunu söylemek lazım. Petrol üreticileri de merkez bankaları da Nisan'la birlikte gelecek verileri bekliyorlar. Ona göre pozisyon alacaklar. Yani bu noktadan düşündüğümüzde burada şunu da görmek gerekir. Eğer petrol fiyatlarında yükseliş sürerse, bunu siyasal boyutlarıyla da düşünebilirsiniz. Çin'in işi daha da zorlaşacaktır. Zaten 10 yıldır sorunlu bir dönemde olan Çin, hatırlarsınız 1-2-3 ay öncesinde inşaat sektöründe yani ciddi sıkıntılarla karşılaşmıştı iç ekonomide. Zaten dış ekonomide, dış ticarette, ihracat boyutuyla sıkıntıları iyice arttı. Petrol fiyatının yükselmesi, üretimde petrol önemli bir girdiği olduğu için Çin'in sıkıntılarının daha da büyümesine neden olacaktır. Tabii Çin'in sıkıntıları daha da büyürken acaba siyasal olarak eskisi gibi daha etken olabilir mi? Bunları da ayrıca düşünmek lazım ama bunlar politik boyutlar. Çok teşekkür ediyorum Ali Hocam. Değerli katkılarınız için sizlere sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, doçent doktor Ali Hocamız da Ali Osman Balkanlı'ydı. Uğurladık. Kısa bir ara sonra global piyasalarla buradayız.
Global piyasalarla devam ediyoruz. Philip Capital'e gideceğiz efendim şimdi. Şube koordinasyon sorumlusu Cansu Ceren Özkan bizlerle birlikte. Cansu Hanım hoş geldiniz. Küresel gelişmeleri ve beklentileri sizden dinliyoruz. Söz sizde, buyurun. Teşekkürler, merhabalar. Global piyasalar yarın açıklanacak tarımcı istihdam verisi öncesinde sakin seyrediyor. Asya hisse senetlerinde Japonya ve Kore'nin %1,5 civarındaki değer kayıpları ise dikkat çekiciydi. Avrupa tarafına baktığımızda ise bölgenin en büyük 50 hissesinin performansını ölçen Eurostoxx 50 endeksi biz ayına girerken %0,2 civarında artıdaydı. Veri yarın Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Her ne kadar piyasanın gözü bu veri üzerinde olsa da etkilerini asıl olarak pazartesi günü göreceğiz. Çünkü ABD hisse piyasaları yarın tatil nedeniyle kapalı. Aslında Amerika değil, Çin ve Japonya'yı hariç tutarsak dünyanın neredeyse tüm hisse senedi piyasaları yarın kapalı kalacak. Pazartesi gününe de baktığımızda ABD hisse piyasaları açık ama Almanya, İngiltere ve Fransa borsalarının yanı sıra Hong Kong borsası da tatil olmaya devam edecek. Tatil bilgisiyle ilgili olarak ABD vadeli piyasalarında parite, endeks ve faiz ürünleri pazarlarının yarın 16.15'te erken kapanış yapacağını da eklemek isteriz. Dolayısıyla yarınki veri önemli ama veriyle yön bulmasını beklediğimiz tüm piyasaların yarın kapalı kalacağını söyleyebiliriz. Aslında bu hafta açıklanan istihdam verilerine, yani önce JOLTS ardından da ADP istihdam verisine baktığımızda istihdam piyasasında bir miktar gevşeme olduğunu görüyoruz. Özel sektör şirketlerinden gelen pek çok işten çıkarma haberinin ardından istihdam piyasasındaki bu zayıflama sürpriz değil. Fed'in uzun süredir istediği istihdam zayıflamasının ilk yansımasını ise ABD tahvil faizlerinde takip ettik. JOLTS verisi sonrasında %3,45'ten 3,35'e gerileyen ABD 10 yıllık faizleri, dünkü ADP verisi sonrasındaysa %3,35'ten 3,28'e geriledi. Piyasa şu an için olumlu modda ama önceki iki ayda çok ciddi sürprizler yapan tarım dışı istihdamın yeni bir sürpriz yapma ihtimali de var. Bunu da eklemek isteriz. Hatırlayalım ki Ocak ayı istihdam artışının 185 bin olması beklenirken 517 binlik bir data açıklanmıştı. Benzer şekilde Şubat ayı istihdam artışının 205 bin olması bekleniyordu. O da 311 bin açıklandı. Mart ayı için ise beklenti 240 bin artış olarak seyrediyor. Beklentinin çok üzerinde bir istihdam verisi hem hisse hem de altın fiyatlarında ciddi bir satış baskısına neden olabilir. Buna karşın yarınki veri de zayıf istihdama işaret ederse piyasalardaki risk alma iştahının daha da artarak S&P 500 endeksinin 4300'e, altın vadeli sözleşmelerinin ise 2100 dolara yöneleceğini söyleyebiliriz. Burada ilginç olan faizler bu kadar hızlı düşerken ABD hisse endekslerinin özellikle ise teknoloji hisselerinin yeterince yukarı tepki yapmaması oluyor. Son iki günde teknoloji hisselerindeki değer kayıpları dikkat çekici seyrediyor. Örnek verecek olursak Nasdaq 100 endeksinde yer alan 37 teknoloji hissesinin sadece 3'ü haftalık bazda artıdayken diğer 34 hissede %10'a ulaşan değer kayıpları gördük. Bu anlamda moraller biraz bozuk olsa da S&P 500 endeksi 4050-4075 seviyesini aşağı kırmadığı sürece yukarı potansiyeli koruyacağını tahmin ediyoruz. Değerli katkılarınız için sizlere sağ olun. Biz teşekkür ederiz.